Sabricim, bak anlıyorum anlamasına da sen ona değil, sonuçta onun canlandırdığı karaktere aşıksın. Yani set biter, selam vermezsin, sorun çözülür değil mi? Hem daha seninle 26 bölüm sözleşmemiz var, biliyorsun. Ya kadın öyle delirtiyor ki role giremiyorum. Sen gel sadece bir sahne oyna bu cadal olsa, ne dediğimi o zaman anlarsın. Bugüne kadar hatlar için sustum ama yok. Çiğ tavuk yerim, o kadını yemem. Gerekirse mahkemeye ver beni. Daha ne diyeyim sana yani? Bittim ben, daha ne oldum? Bu kadınla 26 bölüm nasıl çekeceğim ben ya? Tamam, tamam anlıyorum. Ben bir durumu değerlendireyim, haber vereceğim. Sette yazdırmayacağım sana. Bir iki gün tatile çık, tamam? Hadi iyi günler. Duygu, bıktım ben bunların kaprisinden. Şu ikisine bir yemek ayarla, barıştırmayı deneyelim. Şu senariste de bir konuş. Kıza bir iki bölüm bir şey yazmasınlar. Artık kaza mı geçirtiyorlar, komaya mı sokuyorlar, yapsınlar bir şeyler, anladın mı? Alalım gazını şu adamın. Arzu'yu mu öne çıkarsak? Ya Arzu sanki çok mu farklı? Onu ön plana çıkarsak bu sefer onun kaprisiyle uğraşacağız. Efendim sevgi. Müdür Rıfat Bey. Bağlasınlar. Tamam, bağla. Buyurun Rıfat Bey, hayırdır? Dilek Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Müdür beyle konuşunca belli olacak. Yine bir acil durum varmış. Ben geldiğiniz haber vereyim hemen. Sağ olun. Babamın zamanı. Daha önce fark etmemiştim. Bak, şurada da senin döneminin fotoğrafları var. 3 kuşak iftiharla yürüdük. Rüzgar da çok iyiydi. Ondan beklentimiz yüksekti ama bunun annenle babanı kaybetmenin bir travması olduğunu biliyorum. Yani o yüzden ona müsamaha gösterdim, ona zaman tanımaya çalıştım. Rehberimiz kendisiyle özel olarak ilgileniyor, inan bana. Biliyorum. Sık sık konuşuyoruz. Ama ona ulaşamıyoruz. Hocam, çok sabır gösterdiniz. Size ne kadar teşekkür etsem az. Belki isteyeceğim şey biraz abes kaçabilir. Ama son kez bir uzaklaştırma cezası verseniz. Yani yeni bir okula adaptasyon sürecindeki sıkıntıları yaşamasa Rüzgar. Ya farkındayım ama kınama, uyarı, uzaklaştırma her yolu denedik. Bana kaçar bir yol bırakmadı. Onun olduğu sınıfta otoriteyi sağlamak zorlaşır oldu. Zaten disiplin altına alması zor bir yaştalar. Yani öğretmene saldırmasını nasıl örtbas edebilirim Hakan? Bizim okulun kuralları gayet net, biliyorsun bunu. Daha fazla esnetemem, kusura bakma. Haklısınız hocam. Teşekkür ederim her şey için. İnşallah hakkında böylesi daha hayırlı olur. Yaptıklarının keskin bir bedeli olduğunu görürse belki bu onu biraz hale yola sokar. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Ahmet Rüzgar. Paket eline verdiler ya da galiba. Sıkıntı yok. Burası basıyordu bana zaten. Ben sana sağlam bir sopa basacağım da dur bakalım ne zaman. İyi tarafından düşün. Sallarsın şehir dışında yatılı bir okula. Hafta sonları da kapanır. Rüzgar, babam da ben de bu okulda okuduk. Yatılı olduğu için değil, en iyisi olduğu için buradaydın sen. Duygu, biz Rüzgar'la eve geçiyoruz. Sen iyi bir okul bakar mısın? Yatılı olsun da, nerede olursa olsun. Arayacağım ben seni. Bana bak, şu yüzüme bak yüzüme. Sabrımı daha fazla zorlama artık benim, anladın mı? Yeter, yürü. Ne düşünüyorsun? Hayır, gerçekten çok merak ediyorum. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun da içinde böyle kocaman bir gamsızlığa çevirebiliyorsun? Hem öğretmenin hem bir kadına saldırıyorsun. Yetmiyormuş gibi daha sene başından okulundan kovuluyorsun. Sen hala geyiktesin ya. Aferin sana. Ben kimseye saldırmadım. Teneffüsün bitmesine 3 dakika var. Cart diye geldi aldı topumuzu. Ben de hocam bir şey yapmıyoruz, oynuyoruz dedim. Vermem deyince topu almak için hamle yaptım. O da topu çekince ona vurmuş gibi oldu. Manasızca büyüttü. Rüzgar, yukarı odana git. Git ve şu söylediklerinle yaptıklarını bir düşün. Sen daha beni ne kadar cezalandıracaksın? Ha? Bak, o kazayı ben yapmadım. Annemle babamı ben öldürmedim. Ben de onları kaybettim. Ben de acı çekiyorum. En az senin kadar ben de onları özlüyorum. Sen benden ne istiyorsun? Onların boşluklarını şu kadarcık olsun hayatına görebilmeyi belki. Rüzgar, masaya gelsen her şey buz gibi oldu. Abi bırak, hazır okul yok. Kadıya kelle mi yetiştireceksin sabah sabah? Toplantım var, erken çıkacağım. Hiç yok. Güle güle. Şunu masada yesene. Koltuğa dökeceksin. 5 yaşında değilim abi. Susam yapmam pahalı koltuğu. Bak, Duygu ablan senin için okul araştırmış. Gidip onlarla görüşeceğim. Sen de şu tatil modundan çıksan iyi edersin. Git biraz ders çalış. Senenin başı da. Bir şey kaçırma. Bana bak. Masayı topla. Evden de dışarı çıkma. Kapıyı da kilitle ha. Garanti olsun. Mahvetmeye çalıştığın benim hayatım değil. Kendi hayatın. Farkına varsan iyi edersin.